Merhaba, Mücevher Beyler'de bu seferki misafirimiz Taşlıcalı Yahya Bey. Şöyle diyor Yahya Bey, halim ağlardım sana olsa güftara kudretim, gün yüzün seyran ederdim gözlerim yaş olmasa. Eğer söz söylemeye gücüm olsaydı sana halimi ağlardım, eğer gözlerim yaş olmasa güneş gibi yüzünü seyrederdim. İlk mısrada şair söz söylemeye dahi gücünün olmadığını belirtiyor. Eğer söz söylemeye kudretim olsaydı sana halimi ağlardım. Şair burada aşık konumunda tabii ki sevgilisine diyor ki eğer benim sana söz söylemeye gücüm olsaydı, karşına geçip konuşmaya takatim olsaydı o zaman halimi ağlardım sana. Gözümden gözyaşlarıyla değil, sözlerimle halimi ağlardım. Böylece adeta gözümle değil de sözümle ağlardım. Belki rahatlar, ferahlardım. Ulvi de bir beytinde şöyle der. Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam. Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam. Ey sevgili, sana halimi arz etmek için seni yalnız başına bulamam. Tenha bulamam. Seni tenha, yalnız başına bulduğumda da kendimi asla bulamam. Dolayısıyla yine halimi arz edemem. Bu mısra bana Ulvi'nin bu beytini hatırlattı. İkinci mısra ise bize birkaç şekilde okuma imkanı sunuyor. Şöyle diyor. Gün yüzün seyran ederdim gözlerim yaş olmasa. Aslında çok açık bir beyt, çok açık bir mısra. Eğer gözlerim yaş olmasa gün yüzünü seyrederdim. Gün, güneş anlamında. Güneş gibi yüzünü seyrederdim. Eğer benim gözlerim yaşlarla dolu olmasa, gözyaşlarım seni güzel şekilde, doğru şekilde görebilmeme engel olmasa, engel olacak kadar çok olmasa, adeta set kurmuş gözyaşları belki, gözlerim yaşlarla perdelenmese ben senin güneş gibi yüzünü seyrederdim. İkinci bir anlam. Eğer gözlerim yaş olmasaydı, ben gelir senin güneş gibi yüzünü seyrederdim. Ama gel diyor ki gözlerim yaşlı. Gözlerim yaşlıyken senin yanına çıkmak istemiyorum. Senin hem seni üzmek istemiyorum belki, hem de gözü yaşlı halimle yanına gelmek istemiyorum. Eğer gözlerim yaş olmasaydı gelirdim ve senin güneş gibi yüzünü seyrederdim. Ve en ince, en latif manası da herhalde şu. Eğer senin güneşe benzeyen yüzüne baktığımda gözlerimden yaş gelmeseydi ben seni seyrederdim. Güneşe baktığınca insanın gözleri yaşarır. Güneşin ışığının yoğunluğundandır. İşte sevgili de, sevgiliye bakmak da, sevgiliye çıplak gözle bakmak da aşık için kolay bir şey değildir. Ve eğer sana baktığımda güneşe bakan bir insan gibi senin güneş yüzüne baktığımda gözlerim yaşla dolmasaydı, gözlerim yaşarmasaydı ben rahat rahat senin güneş gibi yüzünü seyrederdim ama senin yüzünün ışığına, senin yüzünün nuruna gözlerimle rahatça bakacak takatim de yok. Gözlerim de buna müsaade etmiyor. Hemen yaşarmaya başlıyor. Bu mısrada Baki'nin Kanuni Mersiyesi'ndeki şu beyti hatırlattı. Hurşide baksa halkın gözleri dola gelir. Zira görünce hatıra ol mehlika gelir. Güneşe baksa halkın gözleri dola gelir. Zira güneşe bakınca hatıra o ay yüzlü, o güneş yüzlü padişah gibi. Evet, güneşe bakınca insanın gözleri yaşarır. Güneş gibi sevgilinin yüzüne bakınca da aşığın gönlü, gözü işte öyle yaşarır. Çünkü sevgili bakmaya dahi dayanamayacağı kadar aşığın güzeldir. Yahya Bey'in bu zarif, bu incelikli beyti programımızın misafiri oldu. Bir sonraki programda
Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.